İyi günler Ankara'dan. Başkent Postası TV Siyasi Görüş Programı'nda ben Ömer Polat. Bugünkü konuğumuz Türkiye'de ve hatta dünyada sayılı hocalardan Sayın Profesör Doktor Ahmet Marakki. Biraz sonra sorularımızı inşallah beraber sorup izleyeceğiz. Efendim şimdi Türkiye'de ve dünyada korona siyaseti hakkında bazı sorularımız olacak. Yıllardır Türkiye'de sağlıklı yaşam üzerine yine hocamın yazdığı kitaplar ve programları var. Televizyonlarda da çok izliyoruz. Onları da Sayın Hocam da soracağım. Ve bağışıklık nedir? Bağışıklık sistemiyle ilgili yine hocamda bazı cevaplar bekleyeceğiz. Türkiye'nin kurtuluş tarım politikası çok önemli. Biz onu da hocamda izahatını isteyeceğiz. Ve ona benzer bazı sorularımız olacak. Şimdi karşımızda konuk Profesör Doktor Ahmet Marakki. Sayın hocam hoş geldiniz. Aynı zamanda strateji araştırma uzmanı efendim bize şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Allah hayırlara vesile etsin. Tabii etsin derken duamız var ama fiili olarak da bu milletin maküs talihiyle oynayanlara karşı vatandaşlarımızın yapması gereken çok 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 önemli kuralları inşallah bugün paylaşalım. Yapması gereken çok şey var. Yoksa bu sonbahar ve kış çetin geçtirecek gibi görülüyor. Çetin geçtirilecek evet. Diyorum. Çetin geçmeyecek. Çünkü bize bunları dayatıyorlar. Şeytan aklının, Illuminati'nin oyunu sürüyor ve bu oyunun oyuncuları da bu Necip milletin torunları olmasın diyoruz. Hocam şimdi siz diyorsunuz ki korona siyaseti hakkında bu bir senaryo ürünüdür. Bu senaryoyu kim yazdı? Ve sonu nasıl bitecek? Biz onu bekliyoruz. Çünkü bizi çok arayan insanlar da hani bu şekilde hocamdan soracaksınız. Ne diyor insanlarımız bekliyor size efendim. Tabii siz Ankara'da yaşıyorsunuz, büyük şehirlerde olanlar. Ben şu an Kastamonu İnebolu'nun yaklaşık 1000 metre rakımında Yiğit İnebolu dediğimiz İstiklal Savaşı'nda büyük mücadele veren Kaan'ıyla Kayık'ın, Şerife Bacılar'ın memleketinden bu yayını yapıyorum sizle. Bayrağımızın altında memleketimizi bekliyoruz. Ama bütün buna rağmen şu an sizin sualinize cevap olarak şunu söyleyeyim. Dünyayı idare eden bir küresel sermaye, dünya nüfusunu istediği kadar belli bir rakama ki bu Chicago'da 10 metrelik 10 emir adı altında bunlar yayınlanmıştır. İnternete girilirse bilinir ama Türkiye beyin kontrolünde cambaza bak algı operasyonlarıyla uyutulduğu için bunlar hiç haber olmamaktadır. Orada yazılan emirde birinci madde dünya nüfusu efendilerine kölelik yapacak 500 milyona indirilme noktasında yazılı kararları vardır. İşte şeytan aklı, dünyadaki küresel sermaye, işte bunun içinde bütün uluslararası kuruluşları katabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgüsü, IMF'i katabilirsiniz. Bu küresel sermaye oturmuş, dünyayı eline geçirmiş, fondlarını kurmuş, International Monetary Fund dediğimiz IMF'i kurmuş. Bir takım oyunlarla ülkelerde spekülasyonlar yapıyor. Sahte spekülasyonlar. Satın aldığı medya ki benim Yeni Akit'teki yazımda lütfen dünkü yazımı okusunlar. Orada da yayınladım. Bütün bu işin altında medya algısı var. Şu an siz ben mesela hiç koronadan etkilenmiyorum. Niye? Köyümdeyim. Televizyon yok. Radyo yok. Haber araçlarından haber almıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Suyum var. Toprağımı ekiyorum, biçiyorum, üretiyorum. Bunları organik raporluyorum, gönderiyorum İstanbul'a. Organik pazarlarımda insanımla paylaşıyorum. Sistemi kurmuşum ama sen böyle değilsin. Şu an seni medya, basın yayın, yazılı ve görsel medyayla algı operasyonuna almış. Bir, verdiği haberle yani bugün bilmem neredeki topçunun popçunun haberini yapıyorlardı.
Ama bu ülkede bilmem ne trafik kazası haberi yapılıyordu. Hatta çocuklarımıza güya yayınladıkları efendim aslan bilmem ne çizgi filmleriyle 25. karelerdeki beynin alt lobuna yolladıkları subliminal mesajla aşk, seks, öldür, çıplak, ahlaksızlık, fuhuş, işte lezbiyen, homoseksüel, uyuşturucu vesaire gibi cümlelerle işte ben bunları Ömer Bey 18 sene önce Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabımda yaklaşık bugüne kadar 500 bin baskı yapan kitapta yazdım. Tek para, tek düzen, tek millet, tek devlet, tek bayrak altında bunları. Tabii bunların dediği bizim Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği vatan, millet, bayrak, devlet değil. Bunların inanç noktasındaki şeytan aklına hizmet eden, hiçbir inanç değeri olmayan, hiçbir ahlak değeri olmayan, hiçbir yurttaşlık değeri olmayan, hiçbir milli ve yerli şeyden söz etmeyen bir noktayla oluşturulan bir sistemden bahsediyorum. İşte koronayı yapanlar bunlardır. Yazdıkları senaryoyu ağır ağır ülkelerde, işte bugün Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya'da yaptıkları yeşil devrimle, Suriye, Irak'ta bizim başımıza 30 senedir ördükleri PKK gibi hiçbir aslı olmayan, Kürtler bizim kardeşimiz, bin yıllık tarihimizde, sevgimizde, savaşımızda yanımızda olmuş insanlar. Bunları bize düşman gibi göstererek içimizde besledikleri hainlerle, Salih evlatları, Ermeni, Rum vesaire, işte Alevi dedikleri ki bunlar bizim, biz Ahmedi Yesevi'den, Hacı Bektaş'tan gelen bir yolun devamcılarıyız. Bunları birbirine düşürerek algı operasyonlarıyla, ben yaşım itibariyle 80 öncesini görüp 71'i 80'i yaşayan Selimiyelerde ifade veren birisiyim. Hani bunu niye anlatıyorum? Burada birileri şimdi moderatör konuşturuyorlar. Sizler de televizyonlarda, adam zaten 90 yılında doğmuş. 30 yaşında. Ne 80'i görmüş, ne 71'i görmüş, ne evet, sağ solu görmüş, ne Kürt Türk'ü görmüş. Böyle bir düzende gidiyor. Elinde telefonu uyur gezer gibi böyle algı operasyonlarında sadece affedersiniz midesinin altını düşünen, bunun üstünde hiçbir mefkureyi kabul etmeyen bir gençlik oluşturdular. Bugün gençliğin böyle bir davası yok. Maalesef evet. İşte bugün cep telefonu, bilgisayar, zaten okulları da iyice sanal aleme döktüler. Okullar gitti. Ben 30 sene önce dedim köy okulları kapanacak. 5 sene önce dedim ki bak ilçelerde okullar kapanıyor. İşte gördünüz şimdi hepsini kapattılar. Ne yapıyorlar? Yaydıkları fotonlarla da bu 4.5 ve 5G gibi büyük şeytan aklının radyoaktif kirlenmeyi de bedenimize, çocukların hepsi bugün, şimdi ben ona yakın danışanımla konuştum. Hasta demiyorum, danışan diyorum. 3 çocuğumuzun gözü 4.5 numara. Niye? Hocam diyor bu yeni diyor eğitim sisteminde ekran karşısında bilgisayarlarda çocuklarımız aptal oldu. Ama bundan önce de zaten biliyorsunuz biz 1 milyona yakın iPad dağıttık. Sanki çocuklarımız hocam, Einstein olacak. Hocam özür dilerim, ben bir şey anlatabilir miyim burada? Şimdi bize gelen çok müracaatlarda, mesajlarda, yazılarda bazılarının ne televizyonu var ne de bu cep telefonu veya tablet, ona benzer bir şey. Ha kim diyeceksin bunlar? Bunlar hiç imkanı olmayan birkaç tane dur kadın ve çocukları. Ben gittim, baktım, öğrendim gerçekten. Bunların hali ne olacak hocam? Kime söyleyelim bunları? Evet, şimdi bunlar işe, hocam derdi ki ben Profesör Sabahattin Zaim Nevzat Yalçıntaş, Turan Yazgan'ın doktora talebesiyim siyaset kürsüsünden. Ama evet. Siyaseti genelde bugün hocam derdi oğlum kabzımallar, gareliciler, müteahhitler ve ehil olmayanlar yaparsa o siyasete girme derdi. Tabii ki hakir görmek için değil, bu gruplar da siyasette olacak. Ama bugün görüyoruz ki ehliyet ve liyakat maalesef bugün yok. Tersinden düşünüyorum şöyle. Şimdi bu insanlar kurtuluyorlar. İyi ki yok bunların televizyonu. İyi ki yok, bakın söylüyorum. Ama hocam, bunlarda televizyon olsun. Özür dilerim. Çocuklar var ve okula gitmiyor. Yani şimdi bu problemimiz bu değil. Bakın bunlar çok palyatif, küçük, önemli şeyler değil. Yani burada bu çocukların, bunlar Einstein mi olacak?
Ömer Bey, beyin kontrolündesiniz. Bakın size bir şey söylüyorum, dinleyin. Ben Amerika'da doktor üstü yapmış bileyim. Yıl 90. O zaman ilk teknokent kuruldu, ziyaretine gittim. Soruyorum içeride kaç kişi yaşıyor? 45 bin kişi. Bakın 90'dan bahsediyorum. 30 yıl önce Türkiye'de cep telefonu yok daha. Adamlar diyor ki burada 45 bin kişi yaşıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite var. Üniversiteye kadar diyor çocuklarımıza akıllı tahta kullanmak, bir cep telefonu kullanmak, bilgisayar kullanmak yasak diyor. Neden? Çünkü diyor 18 yaşa kadar çocukların beyinlerinin oluşması lazım, kişiliklerinin gelişmesi lazım. Her yerden bilgi almaması lazım, verilen bilgileri alması lazım. İşte şeytan aklı burada bizim çocuklarımıza, biz ilkokullara iPad dağıttık, övünüyoruz. Bu çocuklar Einstein olacak sanki. Hepsi radyasyon yüklü, gergin. Çocuğuna diyorsun ya kızım diyorsun, canım diyorsun, canın çıksın diyor. Öf diyor, püf diyor. Çocuklarımız elimizden gitmiş, sağlıkları bozulmuş, ciltleri bozulmuş, saçları bozulmuş. 4 dakikalık şu cep telefonunun konuşmasını, ben demin sözüm yarım kaldı. Bu cep telefonunu konuştuğunda beyniniz 1 derece ısınır ve bedeninizin 90 günlük organ ömrü yok olur. Çocuklarımız aptal gibi olmuş, böyle uyur gözer. Çocuklar eve geliyor, bilgisayarın başından çıkasıyor, uyuyorlar. İçtikleri, yedikleri gıda sağlıksız. İçtikleri meyve suyunda jelatini domuz, mısır şurubu. Bu nesli işte bilerek böyle yapıyorlar. Bilerek sanal eğitim yaptırıyorlar. Bunların hepsi şeytan aklının birer oyunudur. Bakın, gerçi diyeceksiniz okula yollasanız bir de öbür tarafı var. Ne öğretiyorlar? İşte çocuklarımız meydanda. Bugün fuhşiyat 12 yaşa inmiş. Uyuşturucu ilkokula inmiş. Ahlaksızlık, lezbiyen, ateist, deist bir toplum olmuşuz. Anne baba Müslüman, çocuğu ateistim ben diyor. Bunu da yapan kim? İşte bu eğitim sistemi, bu medya sistemi. Önce bunların kontrolünün sağlanması lazım. İkinci yumruğu nereden vuruyor bize darbeyi? Herkesi televizyonun ekranının karşısına koydu. Fotonlarla bizim hücrelerimizi, akciğerlerimizi, nefes alışımızı engelliyor. İşte bunun da sonunda havada yolladığı korona dediğimiz bedenimizde olan influenza, grip virüsü, bir türü olan COVID etkileniyor. Çocuk nefes alamadı diyorlar. Zaten alamıyor nefes. Gidiyor hastaneye, yaşlımız yatıyor. Entübe hastalara Dünya Sağlık Örgütü'nden 3-5 kuruş destek alacağız diye basıyorlar antibiyotikleri, bilmem neleri. Bunu da kurtuluş reçetesi olarak bize sürüyorlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Burada esas çözüm, biraz sonra da geleceğiz, bu milletin bağışıklık sistemini düşüren başta gıdalar, havayı, suyu, toprağı, kimyasalları kaldıracaksın. Mısır şurubunu, 28 günlük tavukları, florüllü macunları, epter tohumları, sen bütün gıdalarında yeni değiştirilmiş GDO'lu ürün kullanıyorsun. Tespit edildi mi olmaz diyorlar. Bulaşı %1 olur. %1 ahlaksızlık olur mu? %1 haram olur mu? Bunları konuşan ne bir bilim adamı var, ne bir devlet adamı var, ne Diyanet Teşkilatı var. Sayın Başkanımız Ali Erbaş bir konuşma yaptı. Kadınlarla ilgili dünya başına yıkıldı. Destekledik. Bu ülkede bunları konuşacak siyasiler lazım, bakanlar lazım, gönüllü kuruluşlar, akademisyenler, üniversiteler, gazeteciler. Siz hiç benim konuştuğumu bir devlet kanalında duyabildiniz mi? Bir ATV'de, bir kanalda da kanal vermek istemiyorum. Eskiden biz bunları konuşuyorduk ama ne oldu? Dediler ki işte o güç oralara da tesir etti. Şu an sadece Beyaz TV'de programımızı yapabiliyoruz ancak, bir de Akit TV'de. Bunun dışında medya kesinlikle hakikatleri dile getirmiyor. Şu an ülkemiz bu koronada efendim maske, mesafe, hijyen, ya bunu 500 yıl önce de olmalıydı, bugün de, yarın da olmalı. Ama nerede? Kapalı alanda, tehlikeli alanlarda, sen evinde, arabanın içinde maske kapat. Eskiden adamları ağzını burnunu kapatıp öldürürlerdi Ömer Bey. Bu büyük bir ihanettir. Tabii ki kapalı, mikroplu yerlerde insanlar maske takacak. Peki bu mikroplu adamlar nereden geldi? Çığda aydan mı indi bunlar? Yok. Bu ülkede yedirdiğiniz gıdalarla,
kirlettiğiniz doğayla florayı mahvettiniz. Faunayı yok ettiniz. Bakın atmosferimizi zehirlediniz. Amerika'da Trump kadar olamadık. Neden? Trump Bayer'e 12 milyar dolar çiftçiye para ödeyeceksin dedi. Niye? Toprağını zehirledin, attığın kimyasal böcek öldürücüler, zararlı bitki öldürücülerle. Bunları Türkiye'de ağzına alanın ağzına biber sürüyorlar. Hiçbir yetkili, ya bir üniversitede profesörsün, doktorsun, ölüp gideceğiz, zerre kadar ayrın şerrin hesabı var. Nasıl vereceksin bunun hesabını? Konuşsana. Konuşan hocalarımız var, anında medyada siliniyor bunlar. Avrupa'da doktorlar diyor ki korona yalan, yok böyle bir şey. Geçen yıl İtalya'da ölenlerin sayısı hesaplanmış 6 ayda Ocak'la Haziran ayı Ömer Bey. Şimdi hesaplanmış geçen yıl %10 küsür bilmem kaç daha fazla. Yani bu bir oyun. Bugün dünyada ölenlerin sayısı ortalama 3 yıl ortalamasını alıyorum. Türkiye'de dahil buna. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yazılarını okusun. Bu milleti özürlü yaptılar. Okuma özürlü, düşünemiyor. Mankurt yaptılar. Ne yazıyor orada? Ne diyor raporlar? Diyor ki %40 kalp damar dolaşımdan ölüyorsun. Neden? Yediğimiz gıdalar, margarinler, mısır şurupları, yanlış gıda, hormonlu gıda, epter gıda. İki, %20 nokta bilmem kaç, artı eksi iki veriyorum. Kanserden ölüyorlar. Peki gripten ölen, hani bir influenza türü, korona dediğimiz bu türden ölen %1'in altında bakın %1'in. %1 için pandemi salgın çıkaranlar neden kansere çare bulmuyorlar? Neden kanser yapan gıdaları engellemiyorlar? Neden kalp damarı yok eden sistemi düzeltmiyorlar? Hiç konuşan yok. Akıl tutulması. Sanki körler sağırlar birbirini ağırlar. Ben çok üzülüyorum. Koca koca bildiğimiz hocalarımız var. Ya konuşun öleceksiniz. Ahirette bunları size soracaklar. Bunu tütün eksperi, siyaset profesörü, orman mühendisi, teknoloji mühendisi, Amerika'da bitki genleri üzerine doktora üstü çalışma yapmış Ahmet Maranki konuşmamalı. Bunu biyologlar, kimyagerler, psikologlar, terapistler, efendim göğüs hastalıkları uzmanları, gazeteciler neredesiniz? Bunları konuşmak lazım. Ama maalesef bu ülkede konuşmak yasak. Konuşturmuyorlar. Şeytan aklının emriyle bunu derken koca yürekli Sağlık Bakanımıza güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aldığı tedbirler çok önemli. Tabii ki maske olacak ama asla sosyal mesafe olmayacak. Bu bir oyundur. Biz sosyal bir yaratığız Ömer Bey. Anamızı elini öpeceğiz, babamızı ziyaret edeceğiz. Allah her gün ayetinde cuma namazında ne emrediyor? Allah yakınlara ve akrabaya bakmayı emreder diyor. Bunlar şeytan ne diyor? Akrabana bakma, komşunu arama, görme. İşte bunlar birer algıdır. Bunlar bu Necip milleti yok etmektir. Kültürümüzü, tarihimizi, birliğimizi, beraberliğimizi yok etmek. Evde kal Türkiye en büyük ihanettir. Ömer Bey, bu millet üretmezse, bu millet çalışmazsa, köylü üretmezse biz İstanbul Boğazı'na boru dayayıp tuzlu mu su içeceğiz? Ne yiyecek bu millet? Ne yiyecek? Bizi 3 kuruşluk İsrail tohumuna muhtaç edenler utansın. Evet, bu ülkede evet hocam. Bu ülkede buğdayı 18 sene önce ben Amerika'dayken bu ülkeden mercimek getirdiğinde şaşırdılar. Mercimeği, nohutu bilmeyen bir Amerika'ya biz nohut ihraç ettik. Son 10 yıldır bu ülkede yurt dışından buğday almazsak, mercimek, nohut almazsak bunların kilosu 25 liraya satılacak. Neden? Çünkü ürettirmiyorlar bize. Şu an devletin bürokrasisi, yerleşik düzenin teknokratları, bu ülkeyi idare eden hainler, içimizde olan vazifesini yapanları tenzih ediyorum. Bu ülkeyi 3 kuruşa muhtaç ettiler. 20 sene önce 3 sente muhtaç ettikleri gibi. Onun için bu ülke üretmek zorunda. Evde kal Türkiye sloganı şeytanın sloganıdır. Bakın kesinlikle sosyal mesafe şeytanın sloganıdır. Tabii ki fiziki mesafemizi adam hepatitli, herpesli, bulaşıcılı. Şu an yaptığımız testlerde 10 kişinin 7'sinde çocuk yok Ömer Bey. Sebebi bel soğukluğu, frengi, herpes almış başını gitmiş. Ahlaksızlık, yurtlar, okullar, havuzlar, azgınlık, kudurganlık bizi azdırmıştı.
Öyle bir hali düşünün şu 2019'u. Çalan, vuran, kıran, oynayan, Allah unutulmuş, lillah unutulmuş. Müslüman bile, adı Müslüman, yaptığı işe bak, terazisine bak. Haramla iştigal ediyor. Konuştuğumuz şey 3 kadın, 5 kadındı, bilmem nelerdi. Allah bu ülkeye koronayı şeytana mühlet vererek terbiye etmiştir. Tabii ki mesafe olacak, tabii ki hijyen olacak. Ben diyorum ki herkes peçe taksın, kapansın, örtünsün. Nasıl ki yangına giderken, savaşa giderken zırh giyiyoruz. Allah örtünmeyi boşuna mı izah etmiş? Ama biz bunu da anlatmamışız. Allah'ın bizim örtümüze, bizim namazımıza, bizim orucumuza ne ihtiyacı var Ömer Bey? Bedenin bunlara ihtiyacını, bu diyanet, bu bilim, bu üniversiteler bunları anlatmadı. Bunları anlatılmadığı sürece bu ülke köle olmaktan öteye gidemez. 3 kuruş kente muhtaç kalırız diye söylemek istiyorum. Başkanlık sisteminden sonra olan bu hadiselerle bir adım atılmıştır. Koca Yürekli Sağlık Bakanı aldığı tedbirleri tabii ki destekliyoruz ama yetmez. Bunun yanında bizi aslandıran, bağışıklık sistemimizi düşüren gıdaların da acilen çözümlenmesi gereklidir. Bunlardan korunmamız lazım. Yoksa bu şehir hastaneleri de bize yetmeyecektir diye söylemek istiyorum. Dünya Hocam, Sağlık Örgütü bunu pompalamaktadır. Zaten yetmiyor. Hocam yıllardır Türkiye'de sağlıklı yaşam üzerine pek çok program yapıp kitaplarınız var. Yani acizane ben de sizi takip ederdim ve kitaplarınızda bir kısım okudum yani. Olanda ürünleriniz olan birisi gibi koronada kurtulmak için alınan tedbirler sizce program yeterli mi ve ne yapılması lazım? Ömer Bey, koronanın bir oyun olduğunu anlattık. Şimdi bu şeytana mühlet verildi. Bu oyundan kurtulmanın yolu sizin de dediğiniz gibi bağışıklık sistemi yükseltilmedikçe, ki bilim kurulu da böyle diyor, bağışıklığı düşük olanlara vuruyor. Ama şu anda çocuklarımızın da bağışıklığı bitti. Şu anda 8 yaşında devletin televizyonu TRT'de izledim. Göğüs cerrahı bir profesör diyor ki siroz diyor 8 yaşına kadar inmiştir diyor. Eskiden hani içki içen, sağlığı bozulan da görürdük. Bir insanın karaciğeri çalışmazsa hiçbir yeri çalışmaz Ömer Bey. Hocam 8, özür dilerim. 8 yaşına nasıl indi? Şimdi insanlar izliyor. Bravo. Onu anlatıyorum. Aynı o hocamızın söylediği sözü izliyorum. TRT'de yazsınlar, var bu. Diyor ki bu yedirilen mısır şurubundan olan çikolata, bisküvi, margarinden yapılmış, hani o reklamlarda katır kutur yiyor ya. Aslında evet, kendini yiyor. O dondurmalar, şekeri mısır şurubu, dışı margarin. Bunları insan neslini yok etmek için. Bugün bu gibi yağlar evet, tamamen beyin kodlarımızda yok. Bunlar plastikten 1 derece yüksek maddeler. Ha plastik yemişin, ha bunu yemişin. Bunlar beyin kodlarımızda yok. Bunlar bu ülkenin topraklarını zehirliyor. Mısır şurubu denen illet, bu kuruluşlar, isim vermek istemiyorum, malum ailelerin bu ülkede sayın cumhurbaşkanlarının ricasıyla, Amerikan cumhurbaşkanlarının ricasıyla bu ülkelerde duruyorlar. Kardeşim benim halkımın sağlığını kim düşünecek? Bakın bunlar engellenmeden, bu çocuk siroz bunun için oluyor. Bu çocuğa 28 günlük tavuk yediriyorsun. Hormonlu, dışarıdan domuz kemikleri artı ölü kanlarıyla yetiştirilmiş ve daha pek çok kimyasal yemler ve proteinler veriliyor. Hormonlar veriliyor. Bugün bunu çocuklarımız da kullanıyor. Kuvvet yapacağım, kas yapacağım diye protein tozu altında hayvansal proteinler kullanılıyor. Bunların yemine yazar. Hayvansal protein nedir bunlar? Domuz kemiği mi, ölü hayvan eti mi, leş mi? Nedir bunlar? Kim biliyor bunları? İşte bunlarla evet, neslimiz bu çocukların yedikleriyle, fast foodlarla, emilgatör, 1500 emilgatörün, biz Müslüman bir ülkeyiz. Yahu Norveç, İsviçre, İskandinav ülkeleri 1500 emilgatörün yaklaşık %40'ını yasakladılar. Halkımızın sağlığını etkiliyor diye. Ömer Bey, ya bu ülkenin bir sahibi yok mu? Bu ülkede bir vatanperver, milliyetçi, mukaddesatçı zerre kadar şerrin hesabını soracak bilim adamlarını göreve davet ediyorum. Bunlar niçin yasaklanmıyor? Sistayin,
E920 bütün gıdalarda var. Ekmek başta olmak üzere. Hamurlu gıdalarda. Bu kıldan yapılıyor. Dinimizce kıl yemek haram. Altı Çinlinin kılı mı? Şimdi bütün bunları halk biliyor. Ama sen televizyonda hala uyu yavrum uyu diye topa gidersen, ata gidersen, ite gidersen, abuk subuk filmleri gösterirsen, devletin televizyonda benim kültürümde olmayan, efendime söyleyeyim filmlerde, dizilerde, Peygamber Efendimiz Mustafa'nın adını mu mu diye çağırtıran devlet televizyonunu sen desteklersen bütçenden, bunlar düzelmez. Türk ailesinin, evet, Türk yapısının kültüründe ibadet vardır, örf vardır, anene vardır, Kur'an vardır, sünnet vardır. Ben şimdi soruyorum size, devletin televizyonda sübvanse edilen, isim vermek istemiyorum ama yani pek çok dizide, hele bu son işte bilmem ne bilmem mutsuzlar evi bilmem ne şakşaklarla yapılan, ya bunların hiçbiri namaz kılmıyor. Bunların hiçbiri oruç tutmuyor. Bunların hiçbirinde gusül yok. Abdest yok. Ya programın bir yerinde bunları da işlesenize. Bu toplum Mars'tan mı geldi? Biz Yunan toplumu muyuz? Biz İspanyol halkı mıyız burada? Biz Meksikalı mıyız? Bizim inanç yapımız var. E sen bunları yapmazsan bu ülkenin bağışıklığı düşer. Sen bu tedbir, hibrit tohutlarla İsrail'den aldın, dölsüz tohumlarla ürettiğin domatesten yersen bu çocuğun bağışıklığı düşer. Nesli olmaz. 10 kişinin 7'sinin çocuğu olmuyor. Bunun sebebi yanlış gıdalar ve yanlış beslenmedir. Fast food'tur. GDO'lu gıdalardır. Ben bunların mutlaka düzelirse işte o zaman bağışıklığımız yükselecek ve biz korona gibi, daha pek çok arbo gibi, hepatit gibi, HIV gibi, herpes gibi, işte influenza'nın, bütün bu COVID'in 19'unun belki yarın 22 çıkacak. Bütün bunlardan, bedenimizde bunlar var. Şu an o mikroplar sizde de var, korona bende de var ama bunun bir sınırı var. Bunu kaçta çaprazlıyorsun da görüyorsun? 2'ye çaprazladın, 3'e çaprazladın, korona çıkıyor. 1'e çaprazladın, hocam, görünmüyor. Hocam özür dilerim. Adam diyor ki bende diyor bir halsızlık vardı diyor. Affedersiniz diyor, şöyle bir ishal gibi şeyler oldu. Ama diyor ben korona değilim. Tabii gidip kontrolde olmadım diyor. Öyle çektim diyor. 5 gün, 6 gün, 7 gün diyor. O acıyı çektim. Ondan sonra iyileşti. Acaba bu korona mıdır bunların haberi? Efendim oluyor? Bakın koronadan korkma. Bak bağışıklığını düşüren gıdadan kork. Grip mikrobu hepimizde var. Ya sen grip aşısı vurundun mu Ömer Bey? Vurundun. Veren vurundun mu? Vurundun. Bunların hepsi mikroplar sende var. Bakın önemli bir şey söylüyorum bu Necip millete ve bilim adamlarına. Bu mikroplar bedenimizde var. Bakın var bu mikroplar bedenimizde. Şöyle söyleyelim halk anlasın diye. 100 seviyesinde 50'ye yaklaştığı zaman bunlar 50'nin altındaysa bizi etkilemiyor. İşte ateş basıyor ediyor, geçiriyoruz. Ama senin bağışıklığın düşünse bu 50, 60, 70 oluyor. Bayılıyorsun ateşine, hop diyorlar, nefes alamıyorsun. O zaman tesir ediyor. Demek ki burada ne var? Bu mikroplar kainatta, tabiatta var ama bu laboratuvarlarda oluşturulmuş, desteklenmiş. Aynı kene gibi, aynı kuşkuru gibi. Bunların hepsi birer oyundur. Bunlar şeytan aklının planlıdır. Burada yapılacak, devletin yapacağı şehir hastaneleri açmak değil. Tamam açtın. Niye açıyoruz bunu? Kim? Neden arkasından Dünya Sağlık Örgütü buraya geldi? Ben Birleşmiş Milletler'de görev yapan birisiyim. UNTB, UNB, FAO'ya $24,000 davet edilen birisiyim. Bakın ben bu uluslararası kuruluşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, ben bu ya petrol aramalarına bile inanmıyorum bunların dedi. Kendimiz oluşturmamız lazım. E şimdi bunu aldık İstanbul'a, yaklaşık 500 binle 2 milyon dolar harcamalarını bilmem nelerini karşılayacağız. Ya bunu Amerika niye kovdu? Neden biz bunlardan ne medet umuyoruz? Ne zorumuz var? Neden hocam, biz araştırma üniversitesi kurmuyoruz? Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki araştırma üniversitesi kurulacağız. Biz bulacağız bunların dedi. Hepsi bitti. Herkes hastane hasta peşinde.
Yani milletin bağışıklık sistemini düşüren gıdaları engelleyip yerine Nuh'un gemisinden gelen gıdalar konmazsa Covid-19 yerine 20'si gelecek, daha çok tokat yemeye devam edeceğiz. Hocam zamanımız herhalde 30 saniye gibi bir şey var. Bir tane bayan çok rica ediyordu. Hocama söyleyin, benim oğlum hiperaktif, çok hiperaktif. Ne yapmam lazım? Hocam bu çocuğa yanlış gıdalar yedirildiği için çocuk parazit kaplamış. Isırdıkça zıplıyor, atlıyor. Yanlış teşhis bunlar. Ya evet. Bize ulaşsınlar, kendilerine yardımcı olalım. Tamam hocam. Güzel. Bu ülkede efendim, kanserden bakın. Kanserden, kısırlıktan, şeker, tansiyon, inflasyon, COVID'den korkmayın. Allah Celle Celaluhu hastalığı verdim, şifasını verdim diyor. Her şeyin şifası var. Ölüm ve ihtiyarlıktan başka. Yeter ki arayın, bulun diyorum. Tamam hocam. Hocam biz birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümü birazcık sonra inşallah başlayacağız. Bizi izleyenler de sakın ola bir yere ayrılmayın. Efendim hepinizi saygı, sevgi ve orada kısa kısa formüller vereceğiz. Ekranlarında olsun. Kainat şifahanesinden nasıl kurtuluruz koronadan? Bunun formüllerini de sizin izleyicileriniz için vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim hocam. İkinci bölüme devam edelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalınız efendim. İkinci bölümde buluşmak üzere.